Bu videodaki konuğumuz 90'larda Türkiye'de çıkışa geçen pop müzik rüzgarı ile birlikte hayatımıza giren, Türkiye'ye Eurovision'daki ilk ve tek birinciliğini kazandıran, koloratür soprano sesiyle Türkçe sözlü pop müziğe yeni bir soluk getiren Sertab Erener. Sertab Erener, Nizamettin ve Yücel Erener çiftinin ikinci çocukları olarak 4 Aralık 1964 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İsmini çocukken babasının kendisine söylediği Türk sanat müziği şarkılarından biri olan Ey Şuhi Sertab'dan alan sanatçı, kendi biyografisinde adının anlamını inatçı, direngen, asi şuh olarak ifade ediyor. Sertab Erener henüz 11 yaşındayken ülseratif kolit hastalığına yakalandı. İlkokulu tamamladıktan sonra İtalyan Lisesi'ni kazandı, ancak buraya gitmek yerine Işık Lisesi'ne gitmeyi tercih etti. Videonun başında bahsettiğimiz gibi koloratür soprano türünde bir sese sahip olan Sertab Erener, liseden sonra klasik batı müziği eğitimi almaya başladı. Ancak daha geniş kitlelere ulaşmak için pop müziği tercih ederek operayı bıraktı. 21 yaşına geldiğinde ilk evliliğini yapan şarkıcının bu evliliği 3 yıl sürdü. Sertab Erener, 1987 yılında Sezen Aksu'nun Memduh Paşa Yalısı'nda düzenlenen doğum günü partisine, partiyi organize eden kişi aracılığıyla solist olarak katıldı. Sezen Aksu, Sertab'ı ilk gördüğünde sesini çok beğendi ve ona geri vokal olmasını teklif etti. Erener bu teklifi o sırada kabul etmedi, ancak daha sonra arkadaşı Levent Yüksel'in Sezen Aksu'ya yakınlığı üzerine bu teklifi kabul etti. 1987 yılında düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin müzik yarışmasına o zamanki eşinin soyadı olan Sertab Altın adıyla katılarak yarışmada Akdeniz şarkısını seslendirdi. 1989 yılında yine aynı adla, ancak bu kez Clips grubuyla beraber Eurovision şarkı yarışması Türkiye elemelerine Hasret şarkısıyla katıldı. Ancak elemelerde 3. oldu ve Türkiye'yi temsil edemedi. Bir sonraki yıl elemelere Sertab Erener adıyla katıldı. Sen Benimlesin şarkısını seslendiren sanatçı bu kez de 6. oldu. Yine aynı yıl Levent Yüksel ile evlendi. Nihayetinde 90'ların başında Türkçe pop büyük bir çıkış yaptı. Sertab Erener de bu çıkıştan nasibini aldı. Sezen Aksu'nun adı ve desteğiyle sesini duyurmaya başladı. İlk stüdyo albümünü Sezen Aksu'nun yanı sıra Uzay Hepar'ı, Aysel Gürel ve Garo Mafyan gibi önemli isimlerle beraber hazırlayan Sertab Erener, Sakin Ol ismini verdiği albümünü 1992 yılında piyasaya sürdü. Sertab Erener, albüme adını veren şarkı ile ses getiren bir çıkış yaptı ve bu şarkının klibinde Sezen Aksu ve Uzay Hepar'ı da oynayarak şarkıcıya destek verdi. Klipte ayrıca Neslihan Yargıcı, Levent Yüksel ve Süheyla Dura da yer aldı. Sanatçının biyografisinde albümün tirajının 1 milyonu aştığı ifade ediliyor. Sakin Ol'un yanı sıra Aldırma Deli Gönlüm, Ateşle Barut, Vurulduk, Oyun Bitti, Oye ve Suçluyum şarkılarına da video klip çekildi. 11 yaşından beri acılarını çektiği ülseratif kolitten kurtulmak için 1993 ve 1994 yılları arasında Amerika'ya giden sanatçı burada 3 kez ameliyat oldu. Bir yandan ameliyatları sürerken bir yandan da albüm kayıtları yapmaya devam eden Sertab Erener, ikinci stüdyo albümünü 14 Ekim 1994 tarihinde çıkardı. Çok sevilen bu albümdeki birçok şarkının sözlerini yine Sezen Aksu yazdı. Sertab Erener albümdeki Sevdam Ağlıyor ve Rüya şarkılarına klip çekti. Bu şarkılardan Rüya'yı Sezen Aksu, Erener'in ikinci ameliyatı öncesinde yaşadığı üzüntü üzerine yazdı. Sertab Erener, albümü tanıttığı Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinde Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'nın Gece Kraliçesi aryasını okudu. Sertab Erener, Levent Yüksel'le 18 Haziran 1996 tarihinde anlaşmalı bir şekilde boşandı. Ünlü sanatçı aynı yıl Notre Dame'ın Kamburu filminin Türkçe dublajında Esmeralda'yı seslendirdi. Sertab Erener, yılın sonlarında 3. stüdyo albümü için kayıtlar yapmaya başladı. Sertab gibi adını verdiği albüm, Şubat 1997'de yayımlandı. Albüm için ilk kez Demir Demirkan'la işbirliğine gitti. Aslı olan Aşktır, Seyir-i Sefer, İncelikler Yüzünden ve Yara şarkılarına klip çeken Sertab Erener, bir yılda 147 bin kopya sattı. Sanatçı, 26 Ağustos 1998 tarihinde Haydi Güneydoğu kampanyası kapsamında düzenlenen Güneydoğu Eğitim Seferberliği konserleri için sahneye çıktı. Aynı ay Sony Müzik Türkiye'den Melih Ayraçman, Sertab Erener'i Avrupa'da tanıtmayı amaçladıklarını ve bunun için bir projelerinin olduğunu duyurdu. Sanatçı, Aralık ayında Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı yararına verilen konserde dünyaca ünlü tenor Jose Carreras ile aynı sahneyi paylaştı. Sertab Erener, 4. albümünü 1999 yılında Abdullah Hamid'in Macbeth ve Mozart'ın Gece Kraliçesi eserleri eşliğinde müzikseverlerin beğenisine sundu. Yanarım, Zor Kadın, Vur Yüreğim ve Yolun Başında gibi şarkılar albümün klip çekilen şarkıları oldu. Vur Yüreğim adlı şarkı, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi şarkı sözü ödülüne layık görülürken,
Zor Kadın şarkısı da hit oldu ve radyolarda en çok çalınanlar listelerinde yer aldı. Dünyaya açılma planlarına bağlı olarak 2000 yılında Avrupa'da Sertab adını verdiği bir derleme albüm yayımladı ve yine aynı dönemde Avrupa'da konserler vermeye başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için düzenlenen konserde Efes Antik Tiyatrosu'nda 20 binden fazla kişiye konser verdi. Temmuz'da yine Avrupa'da adının duyulması için hazırladığı Bu Yaz isimli EP'yi yayınladı. EP'de Mando ile birlikte yarısı Türkçe, yarısı Yunanca olarak seslendirdiği aşk şarkısına da yer verdi. 2001 yılına gelindiğinde Sertab Erener 5. stüdyo albümü olan Turuncu ile kariyerine devam etti. Şarkı, Diyanar'ın çok satan albümler listesinde 1 numara olmayı başardı ve 260 bin kopya sattı. Bu albümde Kumsal'da ve Söz Bitti şarkılarına klip çekildi. Erener, Aralık ayında düzenlenen Altın Kelebek ödüllerinde en iyi Türk pop müziği kadın solist kategorisinde ödül aldı ve Kendime Yeni Bir Ben Lazım şarkısını ilk kez burada sevenleriyle paylaştı. TRT, 2003 yılında düzenlenecek olan Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi Sertab Erener'in temsil edeceğini açıkladı. Ancak şarkının adının Every Way That I Can olduğu ve tamamının İngilizce sözlerden oluştuğu açıklanınca bu duruma birçok tepki geldi. Ayrıca şarkının klibi de eleştiri yağmuruna tutuldu ve bir kısmı sansürlendi. Tüm bu tartışmalar içinde 8 Mart'ta tanıtımı yapılan Every Way That I Can, 24 Mayıs'ta Riga'da yapılan yarışmada 167 puan toplayarak birincilik elde etti. Bu sayede Türkiye, Eurovision şarkı yarışmasında ilk birinciliğini elde etti ve yarışma bir sonraki yıl İstanbul'da düzenlendi. Every Way That I Can, Avrupa'da pek çok ülkenin en çok dinlenenleri arasına girdi. İsveç ve Yunanistan'da resmi listelerde 1 numaraya kadar yükseldi. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Erener'in başarısını kutlamak için bir resepsiyon düzenlendi. Sanatçı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na layık görüldü. Öte yandan MÜYAP Müzik Ödülleri ve Kral TV Video Müzik Ödülleri de Erener'i onur ödülüne layık gördü. Şarkıcı, 2003 yılının Temmuz ayında Bob Dylan'ın One More Cup of Coffee şarkısını yeniden yorumladı. Daha sonra eklemeler yaparak Avrupa'da yeniden yayımladığı Sertab gibi albümü Ağustos 2003 itibariyle kıta genelinde 500 bine yakın kopya sattı. 2004 yılının Ocak ayında Sertab Erener ilk İngilizce stüdyo albümü olan No Boundaries'i yayınladı. Türkiye'de çok satan albümler listesinde 1 numaraya kadar yükselen albümden Here I Am, Leave ve I Believe single'larını çıkaran sanatçının bu şarkılarından biri olan Here I Am şarkısı Karanlık Sırlar adlı filmin tanıtımlarında kullanıldı. 15 Mayıs'ta Every Way That I Can ve Leave şarkılarını seslendirerek 2004 yılında düzenlenen Eurovision şarkı yarışması finalinin açılışını yaptı. Bu açılış gösterisinde yine tartışma yaratmasına rağmen kadın semazenler ile beraber sahne gösterisi düzenledi. Aynı yıl Sony Müzik'ten ayrılan şarkıcı Demir Demirkan'la birlikte Simya Müzik adını verdikleri şirketi kurdu. Müzik kariyerine hız kesmeden devam eden Sertab Erener, Mayıs ayında 8 ay süren hazırlık aşamasının ardından 7. stüdyo albümü olan Aşk Ölmez'i yayınladı. Diyanar'ın çok satan albümler listesinde 1 numaraya kadar yükselerek 160 bin kopya satan albümdeki Aşk Ölmez Biz Ölürüz, Satılık Kalpler Şehri ve Kim Haklıysa şarkıları için video klip çekti. Ekim'de Eurovision şarkı yarışmasının 50. yılını kutlamak ve en iyi şarkısını bulmak amacıyla düzenlenen yarışmada sahne aldı. Bu yarışmada Every Way That I Can, Eurovision yarışması tarihinin ilk 50 yılının en iyi 9. şarkısı olarak seçildi. 2007 Nisan'ında The Best of Sertab Erener adını verdiği albümü piyasaya sürdü. Mayıs ayında yayınlanan On Notun Saygı albümünde Sen Ağlama şarkısını seslendirdi. Daha sonra ilk remix albümü Sertab Ghost'u Club'ı piyasaya süren sanatçı, Temmuz ayında farklı kültürler arasında hoşgörü ve saygıyı artırma amacını taşıyan bir sosyal sorumluluk projesi olan Drum için I Remember Now single'ını yayınladı. Yine aynı yılın Eylül ayında müzik kariyerinin 15. yılını kutlamak için Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Sezen Aksu, Levent Yüksel, Nil Kara İbrahimgil, Fahir Atakoğlu, Özge Fışkın ve Demir Demirkan'la birlikte konser verdi. Ölüm ve Yaşam, Yeniden Doğuş ve Aşk adlı 3 bölümden oluşan konseri otobiyografik bir özelliğe büründürerek bu şarkılarla kendi hayatını anlatmayı hedefledi. 2008'de konser görüntülerini Sertab Erener Otobiyografi 15. Sanat Yılı konseri adıyla yayımladı. Aynı yıl Aralık ayında dinleyiciyle buluşan Uzay Hepar'ı Saygı albümünde Bu Gece Son şarkısını seslendirdi. Solo çalışmalarına da devam eden Sertab Erener, 2010 yılında 8. albümü olan Rengarenk'i yayımladı. Açık Adres şarkısı Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden en iyi beste ödülüne layık görülürken bu albüm yılın en çok satan albümlerinden biri oldu
ve Sertab Erener'e Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Pop Kadın Sanatçı Ödülünü de getirdi. 2012 senesine gelindiğinde babası Nizamettin Erener için hazırladığı Türk Sanat Müziği albümü Ey Şuhi Sertab'ı yayımlayan sanatçı, 15 eski Türk Sanat Müziği şarkısının aslına uygun olarak yeniden seslendirdiği albüm sayesinde Altın Kelebek ödüllerinde En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Solisti kategorisinde ödüle layık görüldü. 2012 yılının Haziran ayında Ozan Çolakoğlu'nun ilk proje albümünde yer alan Dım Dım şarkısını seslendirdi ve bu şarkının klibi Temmuz ayında yayınlandı. Sanatçı 2014 yılında Ben Öyle Birini Sevdim Ki single'ını yayınladı. Sertab Erener 2015 yılının Temmuz ayında sevgilisi Emre Kula ile İzmir'de evlendiğini duyurdu. Sertab Erener'in Sezen Aksu ile beraber yazdığı Kız Leyla adlı parçanın Sabancı Vakfı ile Çağan Irmak yönetiminde çekilen klibi 2015 yılı Nisan ayında yapılan bir lansmanla tanıtıldı. Sanatçı aynı yıl Tesadüf Aşk single'ını da piyasaya sürdü. 2015 yılında Fox TV'de yayınlanan Sesi Çok Güzel adlı yarışmanın jüri üyeliğini yaptı. Sertab Erener, Haziran 2016'da Kırık Kalpler albümünü yayımladı ve albümün çıkış parçası Kime Diyorum 2 haftadan fazla 1 numara olarak kaldı. Albüm, Radyo Boğaziçi tarafından yılın albümü seçildi. Sertab Erener, 2017'nin sonlarından itibaren kariyerinin 25. yılını kutlamak için Sertab'ın Müzikali adlı bir müzikal ile sevenlerinin karşısına çıktı. İki ayrı bölümden oluşan müzikalde Erener, profesyonel dansçılarla birlikte 90'lı ve 2000'li yıllarda ürettiği hit şarkılarını seslendirdi. Bu müzikal için hazırlıklar 2015 yılında başladı ve gösterinin koreografisini Beyhan Murphy üstlendi. 2018 yılında ise Oceans of Noise, Not Safe isimli ikinci EP'lerini yayımladı ve yine aynı yıl içinde Bastırın Kızlar ve Belki de Dönerim single'larını müzikseverlerle buluşturdu. Ardından sanatçı prodüktörlüğünü yine Emre Kula ile üstlendiği 13. stüdyo albümünü Haziran 2020 yılında yayımladı. 14 şarkılık Ben Yaşarım adlı albümde bestesi ve sözü kendisine ait şarkıların dışında Emre Kula, Doğan Duru, Sezen Aksu ve Can Bonomo'ya ait söz ve bestelere de yer verdi. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın.